İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yine bir Kırmızı Koltuk programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki Kırmızı Koltuk konuğumuz Ünye Eski Belediye Başkanı Sayın Ahmet Arpacıoğlu bizlerle birlikte olacak. Yine gazeteci arkadaşım Ahmet Bölükbaş'la birlikte bu akşam Kırmızı Koltuk'ta birlikte sunmuş olacağız. Evet, Ünye'de yeni bir televizyon, yeni bir internet kanalı üzerinden yayın yapan bir televizyonuz. Moda TV'yiz. Sizler de yılbaşından sonra görüyorsunuz her gün canlı yayınlarımızla Ünye'deki gündemi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Her hafta da değişik konular ve konuklarımız var. Bu akşamki kırmızı koltuğumuzun konuğu dediğim gibi eski Ünye Belediye Başkanımız, iki dönem Ünye'de belediye başkanlığı yapan Sayın Ahmet Arpacıoğlu. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Tabii ben 88'den beri bu işin içindeyim. Kendimce gazetecilik yapmaya çalışıyorum. 10 yıllarını değerlendirdik. Gelenler gidenleri arattı. Söyledik, şu oldu, bu oldu. Şimdi geldiği dönemle bitirdiği dönemi ve şu andaki olan dönemi, yani neticede Ünye'yi konuşacağız burada. Ünye her alanda siyasetin en üst düzeyinde 83'ten beri bu yana şu günümüze kadar hep iktidarda olan bakanlıklar çıkartan bir ilçe. İl düzeyinde bir ilçe. Son yıllarda büyük şehir olduk. Onu da soracağız ilerleyen dakikalarda başkanımıza. Büyük şehir mi olsaydık, il mi olsaydık diye. Efendim ben sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Sayın Başkanım hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum ben de. Moda FM üzerinden yayını gerçekleştiriyorsunuz zannediyorum. Evet. Ben başta şahsınız olmak üzere Moda FM ailesine ve bizi izleyen ve dinleyen bütün dinleyici ve izleyicilerimize hayırlı akşamlar. Karadeniz'in incisi Ünye'den. Ünye dışındaki olan bütün dostlarımıza Ünye'den selamlar, en içten saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, 45 dakikalık süremiz başladı. Biz de sorularımıza başlayalım. Evet. Şimdi öyle bir enteresan siyasi yerden geçti ki sizin yaşandığınız siyasetle başladı. ANAP'ta Evet. başladı. Daha da aşağı inersek MHP'de gençlik kollarında başladı. ANAP'tan AK Parti'ye geçiş süreciniz var. Evet. Bize göre normal bir süreç ama o zamanlar sancılı bir süreçti. Güçlü bir iktidarla yönetimi devraldınız. Yönetimi devraldığınızdaki Ünye, düşündüğünüz Ünye ve devrettiğiniz Ünye'yi kısaca değerlendirmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Aslında çok önemli bir konuya temas ettiniz ve güzel bir soru sordunuz. Çünkü geçmişi hatırlamadan geleceğe rahat bakılamaz, bakılamıyor. Şimdi şöyle düşünün, belki beni dinleyenler, gençlerimiz birçoğunun bilmeyebilir ama bizim yaşımıza yakın olanlar bu işi fiilen yaşadılar ve gördüler. Ben 2004 yılında Anavatan Partisi'nden ilçe başkanıyken Anavatan Partisi'ni bıraktım. AK Parti'ye geçiş sürecimde sizin de ifade ettiğiniz gibi sıkıntılı bir süreç oldu. Sürecin özü şu. Bana karşı çıkılmasının altındaki temel sebep ben milli görüş geleneğinden gelmediğim, Gelmediniz. Anavatan Partisi'nden geçtiğim Evet. için bir hakkın sanki ellerinden alınıyormuş duygusuyla hareket edildiklerini görüyoruz. Ve hatta daha ilerisi söyleyeyim. İmam Hatip mezunu olmadığım, milli görüşten gelmediğim için ben AK Partili olamayacağım şeklindeki yorumlara dayalı. Hatta o zaman yönetim kademesindeki bazı arkadaşlarımızın istifa derecesine varan, bizden olmayan bu işte kişiyi kabul edemeyiz duygusundan hareketle ciddi olaylar olmuştu. Biraz önce bu konuyu tekrar temas edeceğim çünkü önemli bir ayrıntıdır bu. Ben belediyeyi devraldığım arkadaşım sadece o zaman zannediyorum Fazilet Partili. Fazilet Partisi Mehmet. Sayın Mehmet Türk'tü. Allah selamet versin kendisine. Buradan kendisine de selamlamış olalım. Aldığım zaman
Ünye Belediyesi maaş ödeyemiyor idi. En iyi beni anlayan, dinleyen, izleyen arkadaşlarım varsa, belediye çalışan arkadaşlarım bunu çok iyi biliyor. İkramiye, fazla mesai, bütün bir sıkıntılı bir süreç. Bunu sadece dönemin belediye başkanına mal etmek haksızlık olur. Aynen. Onu da ifade edelim. Ama bunu genel olarak böyle bir yapı, gerçeklik ortadaydı. Ben dedim ki, ben hatırlayacak özellikle belediye çalışanlarımız, sendikada gittiğim yerde, benim olduğum yerde para problemi olmaz dedim. Ben hatırlıyorum bugün. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Evet, çok iddialı bir sözdür bu. Evet, ben hala aynı şeyi tekrar ediyorum. Benim olduğum yerde kaynak problemi olmaz. Nitekim olmamıştır. Biraz önce ispat edeceğim bunu, az sonra belgelerle ispat edeceğim. İki örnek vereyim, müsaade ederseniz bu tabii aşamada. Ünye'ye iki yatırım yapıldı bizim zamanımızda. Birçok yatırım yapıldı da. İki tanesini buna örnek olarak göstermek istiyorum kaynak problemini çözme adına. Ünye'ye 33 kilometreden bugün, beni o gün beğenmeyen ve istemeyenlerin de içinde olduğu bütün Ünye içme suyunu Yeşilkent'ten getirdik. Bugün yapılmaya kalkırsa 150-200 trilyondur eski paraya göre. Bunun yanında Ünye'nin bir tanesi doğusuna, bir tanesi batısına iki tane arıtma tesisi yapılmıştır. Bugün yapılmaya kalkılsa 150-200 trilyondur. Evet. Yani iki yatırım 300 ila 400 trilyondur. Bu Ünye Belediyesi'nin kaynaklarından karşılanması mümkün mü idi? Asla değil. Belediye maaş ödeyemeyen bir belediyeden 400 trilyon, 300 trilyon yatırım yapan bir belediye haline gelen bir belediye. Ben onun için diyorum ki, benim olduğum yerde kaynak problemi olmaz. Ve belediyeyi devraldık. Şimdi ne kadar borç vardı o gün hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemem. Ama bıraktığım zamanki belediye, devraldığım belediyede Ünye'de 4-5 konu çok acil konuşuluyordu. Bir, sahil, Ünye sahili. Taşlardan yürüyemiyordu insanlar. Evet. İki, Cumhuriyet Meydanı, yaya ve araç trafiği karmaşası. Evet. Üç, topta... Pardon, her gelen belediye başkanı da meydanı yapmıştı. En son yapmasına kaldı. Bütün belediye başkanlarının önemli projelerinden biridir bu saydıklarım. Evet. Sahil, Cumhuriyet Meydanı projesi, Toptancı Hali. Ünye 15 Temmuz Meydanı diye maalesef çok önemli bir ismin altına sığınılarak Ünye'nin peşkeş çekildiği bir projedir. 15 Temmuz, biraz sonra geleceğim. Toptancı Hali, efendim, içme suyu, çevre yolu, otogar, Allah uzun ömür versin, İsmail Ceroğlu döneminde başlatılmış gibi birçok mesele vardı. Önemli meselelerimizden birkaç tanesi bu. Evet. Su meselesi de çok önemliydi ama insanlar çok bilmiyordu akıbetinin durumunu. Bunlar Ünye'nin olmazsa olmazları idi o zaman. Çok konuşuluyordu. Bütün belediye başkanları. Ben gelirsem Tabakhane Deresi, özür dilerim. Tabakhane Deresi'ni yapacağım, yan yollarını yapacağım. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nı yapacağım. Toptancı Hali'ni kaldıracağım. İtfaiye yapacağım, otogar yapacağım, sahil yapacağım. Ana konular bunlardı. Çok önemli meseleydi aslında bunlar. Benim devraldığımda konuşulan konulardı bunlar. Benim bıraktığım zaman belediyede 10 yıl sonra bunların tamamı gündemden çıkmıştı. Peki benim bıraktığım zaman ne vardı? Peki hemen bıraktığınız döneme geldik madem. Orada kaç, ne kadar borçla devretmiştiniz belediyeyi? Hemen onu, bu da çok speküle edildiği için. Hatta ondan sonra mahkemeye falan verildiğiniz şeyler oldu. Aceze işte. Geleceğim, oraya gelelim. Oldu. Müsaade ederseniz tek tek gidelim. Evet. Benim İller Bankası, belediyelerin finans kaynaklarından, kredi kaynaklarından en önemli yer İller Bankası'dır. Evet. İller Bankası'nın internet sitesinde 4. ayın 26'sı 2014 yılında indirdiğim Ünye Belediyesi'nin borçlarını gösteren, bu borçlarda sigorta, vergi dairesi, özel idare gibi Ünye Belediyesi'ne ait bütün borçların dökümü burada. Toplamda ne diyor hocam? Toplamda siz bakın lütfen, ben söylersem yanlış ifade etmiş olmayayım. Şurada yazıyor genel toplam olarak. 23 trilyon.
Evet, 23 trilyon 333 bin 179 lira 91 kuruş. Evet. O kadar da şey. Evet. Evet. Belki o zamanın parası da bu zamanın parasına baktığımda evet, çok büyük bir rakamın olmadığı. Benim bıraktığımdır bu belge. Bu belge bana ait değil. İller Bankası'nın internet sitesinde alınmış. Ahmet Çamyar'ın bıraktığı şey de 160 bin lira falan. Civarındaydı o civarında. Evet. Evet o civarında. Şimdi şunu hemen sormak gerekmez mi? O zaman da bir şeyler satılmıştı. Hatta borçsuz bir belediyeydi. Hemen şunu söylemek gerekmez mi? Evet. Eğer kaç milyon dediniz Ahmet Çamyar'ın bıraktığı? 160 civarında. Benim döneminde bıraktığım borç budur. Evet, 23 bin. Varsa aksini ispata ben yalan konuşuyor diyen hodri meydan. O kadar. Hayat oradaysa arşın burada. İşin aslı bana çok benim sorularım çoktu da. Eyvallah, buyurun sorun. Soracağım noktalar çok derin olduğu için. Ben hepsine cevap verebilirim. Sen bana bırak dedi. Çünkü ben biraz derin mevzulara girmek istemiyordum. Ama gireceğim. Ama o zaman da konuşulan şeyler vardı. Buyur. Bu kaynak nereden geldi? Evet, bu kaynak nereden geldi? Hemen söyleyelim tabii. Bunu ben şöyle yiğidi öldürelim, hakkını da verelim. Bunu sırf Ahmet Arpacıoğlu, Ünye Belediye Başkanı olduğu için buna bir lütufta bulunalım diye vermediler bana. Evet. Onu söyleyelim. Benim tabii bütün bunları yaparken güvendiğimiz, inandığımız, güç aldığımız bir siyasi irade vardı. Eski İçişleri Bakanımız ve İstanbul ve Ordu Milletvekilimiz Sayın İdris Naim Şahin. Evet. Onun siyasi gücünü biz Ünye'nin menfaatine, tekrar ediyorum, Ünye'nin menfaatine ciddi manada kullanmaya çalıştık. Tam kullanabildik mi? Belki kullanamadığımız yerlerde muhakkak olmuştur. Yani %100 kullandık diyemiyorum ama iyi kullanmaya çalıştık. Bugün Ünye'nin temel meseleleri yok ise, çözüldü ise, yani belediyecilik, yerel yönetimler manasında söylüyorum. Bunun arkasındaki güç İdris Naim Şahin'dir. Ben de tabii çok ciddi gayret sarf ettim. Gece gündüz çalıştık, Allah var ya. İdris Bey zaten Ünye'yi seviyordu. Yani seviyordu, evet seviyordu. Hatta Ünye'den ziyade Ordu'yu seviyordu. Ünye ayrı bir yer. Şöyle bir anımı paylaşayım. Çok uygun değil ama bunu söylemek zorundayım. Evet. Bir gün Ankara'ya gittim. İdris Bey'in morali çok bozukmuş. Özel kalem dedi ki abi bugün çok canı sıtkın girmesen falan dedi. Ben de dedim ki ya sen geldiğimi söyle de bilgisi olsun dedim. Tamam efendim dedi. Ben dedim dönemin Ordu milletvekili İdris Naim Enver Yılmaz genel merkezdeydi. Dedim ki ben de Enver Bey'in yanına gideyim. Orada haber verirsin bana dedim. Ben Enver Bey'in yanına gittim. Sohbet ederken özel kalem aradı. Dedi ki efendim müsait dedi. Gelebilirsin dedi. Enver Bey'e de dedim ki sen gelme istersen dedim. Niye dedi. İdris Bey'in morali çok bozukmuş dedim. Dedi ki şimdi onun ben derdini biliyorum. Ben şimdi ona iki Ünye konusu açarım. Onun morali düzelir dedi. Samimi söylüyorum. İdris Bey bundan haberi yok. Biz Enver Bey'le İdris Bey'in yanına gittik. İdris Bey'in harbiden yüz hatları falan çok gergin. Enver Bey dedi ki efendim Ünye'de işte şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş falan bir başladı. Tam 3 saat konuştuk. Yani şunu söylemek için anlattım bu detayı. Enver Bey de şahittir bu olaya. İdris Bey gerçekten bir Ünye ve Ordu sevdalısıydı. Aslında memleket sevdalısıdır. Evet. Ondan çok istifade ettik yani onu ifade edelim. Ama biraz sonra belki geleceğiz, zamanımız dar ama. Ünye'de benden sonra da belediye başkanı vardı. Benden sonra da Ünyeli bakan vardı. Şimdi ben diyorum ki yani Halep oradaysa arşın burada kardeşim. Benim zamanımda ben kültür sitesi yerinin projesini ihale etme aşamasına gelmiştim. Bugün İyi Parti meclis üyesi Murat Çıraklı bizi dinliyorsa ve izliyorsa şahittir. Zemin etüt çalışmalarını yaptırıyordum ben. İhale ediyorduk artık kültür sarayını. Projesini falan bitirmiştim. Evet, onlar çizilmişti. Yani bunların hepsi bitmiş. Paralarını da ödemiştim. Böyle bir proje Ünye Belediyesi'nde vardır. Bunların tamamı çözülmüştü esasen. Ama gördük ki sonra ya bir acayip bir şey başladı Ünye'de. Şimdi pazar günü geliyordum. Ünye'ye bir Uniport diye bir pasaj yaptılar. Alışveriş merkezi diye.
Ya böyle bir belediyecilik anlayışı mı olur ya? Belediye başkanı şehrin trafiğinin tıkanması için mücadele eder mi ya? Ben alışveriş merkezine karşı değilim. Alışveriş merkezi şehrin biraz daha dışında, herkesin hafta sonları, hafta içinde çoluk çocuğuyla gezebileceği, rahat arabasını, otoparkını yapabileceği ferah mekanlardır. Zaman geçireceği ferah mekanlardır. Ya böyle bir şey olur mu? Ama bunu biz o zaman belediye başkanımıza sorduğumuzda bunun gerekçesini bize açıkladı. Şehir dışına taşıdığında hiçbir kurumun gelmeyeceği ifade edildi. Niye gelmiyormuş? Gelenler nasıl geliyor? Yani gelmiyormuş. Ya Ünye'ye has bir şeymiş bu yani. Ünye'ye mi gelmiyorlarmış? Yani istenilen yol işte ana yoldan belli bir mesafede olması gereken kolaydı. Olması seçildiği olması gereken şudur. Olması gereken şudur. Biz otogarı oraya götürürken bir hesaba dayanarak götürdük. Çevre yolu buradan geçiyor. Evet. Dolayısıyla otogara ben mevcut yerine İsmail Cerrahoğlu'nun aldığı yere 10 dönüm yer ilave ettim, kamulaştırdım, otogarı öyle yaptım. Toptancı haline oraya götürürken orada hiçbir şey yoktu. Çevre yolunun oradan geçeceğini öngörerek toptancı haline trafik yaşamasın şehire, trafik girmesin diye bunları öngörerek oraya götürdük. Şimdi Ünye'nin AVM'si Çatalpınar'da olabilirdi. Çaybaşı tarafında olabilirdi. Çok mu uzak? Sanayiye gitmiyor mu insanlar? Çok mu uzak? Şehir dışına attı mesela. Yani bu böyle. Şimdi pazar günü gelirken bir moda çıktı AVM'den sonra. Oraların giderken otopark, gelirken otopark. Ya tam bir rezillik, kepazelik. Bunun da daha büyüğü, daha kötüsü. Buranın açılışına kim geldi biliyor musunuz? Kim yaptı buranın açılışını biliyor musun? Hatırlıyor musun? O zamanki dönemde Kültür Bakanı'ydı. Biz Kültür Sarayı'nı açacak derken meğersem AVM'yi açmaya gelmişti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yanlışlıkla gelmişti. Buradaki arkadaşlarım, ben şöyle düşünmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarımı Numan Bey'in yanılttığını düşünmek istiyorum yani. Ya ben olsam açmam yani. Tersi de olabilir mi? Ya ben olsam açmam ya. Böyle bir şey açar mıyım ben ya? Yani bu daha bana daha büyük bir eksik geldi. Ben Sayın Numan Kurtulmuş'un yanlış bilgilendirilerek buraya getirildiğini düşünüyorum. Düşünmek istiyorum ya da en azından öyle düşünmek istiyorum. Evet. Böyle bir şey olur mu ya? Ben yarın elime imkan geçsin. Ünye'de ilk yapılacak iş, geçmişte konuşuyorduk ya. İşte sahildi, meydandı, evet. Toptancı haliydi falan diyorduk ya. İlk yapılacak iş o AVM'yi oradan kaldırmaktır. Yıkmaktır. Peki. Orayı yeşil alan yapmaktır. Peki hemen şu anda sağlık ocağının 112 acil servisinin olduğu alan yıkıldı. Bazıları yeşil alan olsun diyor. Doğru diyor. Sesini yükseltmeye çalışıyor. Ancak Ünye Belediyesi şimdiki mevcut başkan da oraya 5 katlı 112 acil servisi de yıkarak oraya 5 katlı iş merkezi yapılacağını söylüyor. Siz buna ne diyorsunuz? Ya böyle veya bir şey ekleyebilir miyim? Neden illa bir beton yapma ihtiyacı duyuyoruz veya belediyenin oradan gelecek gelire bu kadar mı ihtiyacı var? Güzel. Şimdi ben toptancı halini buradan kaldırırken şehir merkezindeydi. Evet. Bizi dinleyen gençler sakın yanlış anlamayın. Bir hayal falan anlatmıyorum ben. Yani milattan önceyi de anlatmıyorum. Evet. Sevgili kardeşler, ben bundan 10 sene önceyi, 15 sene önceyi anlatıyorum. Ben oradan toptancı halini kaldırırken, kaldırmadan önce bir gün o aradan geçmeye çalışıyorum, belediye başkanıyım. Bir kadın da bir çocuğu var elinde, tutmuş, o da geçmeye çalışıyor. Ben şimdi kadına öncelik verdim, hanımefendi buyurun dedim. Başkanım, sizin geçemediğiniz yerden ben nasıl geçeceğim dedi. Bu aslında bana çok büyük bir ifadeydi. Toptancı hali sıkış bıkış, her gün kavga, dövüş, niza, oradaki yaşayanların sıkıntısı... Ben o toptancı halini oradan kaldırırken hesabım buraya çarşı, dükkan, Ünye'ye peşkeş yeri olsun diye kaldırmadım. İtfaiyeyi oradan kaldırırken Ünye'nin peşkeş çekileceği, rant sağlanacağı yer olsun diye kaldırmadım. Oralar rahatlasın, ferahlasın diye kaldırdım. Şimdi maalesef bir şeyi duydum. Evet, ifade ettiğiniz gibi. Mithat Kısacıkoğlu Palkır'ın olduğu yerde pazarcılar vardı, seyyar pazarcılar, evet. O dönemde. Ben onları oradan kaldırdım.
park yaptı. Evet, güzel oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi bu parkın büyütülmesi lazım. Mithat Kısacıkoğlu Ünye'ye hizmet etmiş. Biz hala Mithat Kısacıkoğlu'nun hazırında oturuyoruz. Yani. Neredeyiz? Yani burası da bana göre park olmalıdır. Yeşil alan olmalıdır. Şehri boğmaya gerek yok. Şu anda habire şehir boğulmaya çalışılıyor. 15 Temmuz'da zaten bu görev yapılmıştır fazlasıyla. Biraz daha yapılmaya çalışılıyor. Bana göre yanlış bir projedir. Belki belediye bugün kaynak bulamayışını gerekçe göstererek bunu yapmaktadır ama Ünye'nin gelecekte bugün ben söylediğim gibi AVM ilk yapılacak iş AVM kaldırılmalıdır derken belki 5 sene sonra 10 sene sonra ilk yapılacak iş bunların buradan kaldırılmalıdır ifadesi olacaktır belki 10 yıl sonra. Evet. Bunları yapmaya gerek yok. Kaynak ama bulunur. Ama şimdi şu soruyu da sorabilirim peşinden. Ahmet Arpacıoğlu iki dönem para buldu. Evet. Çamyar buldu. Şimdi bu yönetim bulamıyorsa ne değişti de kaynak bulunamıyor bu durumda? Çamyar'ın nasıl kaynak bulduğu biraz muazzalıdır. Sayıştay raporları olduğu söyleniliyor AVM'de. İhalelerin tamamı kanunsuz diyor. Ama tamamen hepsi de Ankara'dan, bakanlıktan onaylı ihaleler bunlara bak. Nasıl bakanlık? Yok, bakanlık karışmaz belediye ihalelerine. Onay onaylanmış. Hayır. Öyle bir şey yok. İhaleye çıkarsınız yaparsınız. Yok öyle bir şey. Kim çıkıyor? Yalan. Yalan konuşuyorlar. Kim hangi bakanlık veriyormuş ya? Ben hiçbir bakanlıkta ben otogar yaptırdım, bakanlıktan izin almadım, toptancı hali yaptırdım, hayır, yani itfaiye binası yaptırdım. Yani ilgili. Yani hazırlanan projeyle ilgili. Gerçi hazırlanan projeyle yani bize her gün reklam yapılan anlatılan projeyle bugünkü proje aynı değil ama sonuçta ortada bir proje vardı vakti zamanında. Nereye ile ilgili? 15 Temmuz'la ilgili. Ya orası bir ayrı bir acayip bir yapı. Bakın ben size bir söyleyeyim. 15 Temmuz'la ilgili benim projem orada sadece Kültür Sarayı, üstü meydan, ikinci bir Cumhuriyet Meydanı, iş hani yok. Sıfır. Bugün Ünye Cumhuriyet Meydanı'nın bir başka versiyonu olacaktı burada. 600 araçlık otopark olacaktı. Tamam. Kültür Sarayı'na gelenler de o sosyal faaliyet içerisinde olanlar oralarda ferah ferah altın aracını park edip 600 araçlık bir otopark ama zannediyorum geçen dönemki belediye başkanı görevden alınan belediye başkanı 400 araçlık diye basına demeçler veriyordu yanlış evet, hatırlamıyorsunuz. Doğrudur. Peki bugün 400 araç giriyor mu oraya? 140 araç. Yahu kardeşim. Ya deveye demişler neren doğru. O da demiş ki benim nerem eğri değil ki yani. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben bu konu açılmışken 15 Temmuz konusu bir önemli bilgi daha vereyim değerli kamuoyuna. Ahmet Çamyar'ın dönemiyle ilgili 15 Temmuz'da bu görevden alındıktan sonra veya alındığı sırada gelen müfettişlerin tutmuş olduğu rapor var. Devletin orada 26 trilyon 800 bin lirasının kayıp olduğunu müfettiş, evet. İçişleri Bakanlığı rapor müfettişleri var. Söylediği söyleniliyor. Eğer böyle bir rapor varsa bugünkü belediye başkanı derhal suç duyurusunda bulunması lazım. Var mı yok mu bunu derhal açıklaması lazım sayın ama, belediye başkanı. Başkanım şimdi şöyle bir şey var. Her belediye başkanı görevden ayrıldı, uzaklaştı fark etmez. Ayrıldıktan sonra çekilir ve sesini çıkartmaz. Ve siz sesinizi çıkarttığınızda sizin hakkınıza dava açıldı mı? Şöyle, tabi açıldı. Ama niye açıldığını söyleyeyim. Benim hakkımda açılan davayı söylersem şimdi yok canım böyle şey mi olur derler ama inanmazlarsa belgesini getiririm. Benim hakkımda iki konuda Ahmet Çamyar dava açtı. Bir, Ünye Belediyesi'nden mesaj atılmış, yanlış mesaj. Bugün cep telefonunun çok yaygın olduğu bir ortamda mesaj ücretleri ne kadardır? Bilmiyorum, 1 liradır, 1,5'tir. Gibi yani, 80 kuruş civarında. 10 yılda 6500 liralık yani 6,5 milyarlık eski parayla, yeni parayla 6500 liralık yanlış mesaj atılmış. Diyorum ki ya bu belediyede mesaj atılmış olabilir. Mesajı ben atmadım ki, sen belediye başkanısın diyorum. Neticede yaptıklarını mesajın da hesabını soran belediye bana. Tamam. Ahmet Çamyar soran. Adalet. İki, fakirlere yardım ettiğim için cezalandı. Dava açıldı benim hakkımda. İcaze miydi? İcaze. Acize yardımları. Bunlar neye göre açıldı biliyor musunuz?
bana iftira atan ve 5 yıl bu iftiralardan, bu işlerden dolayı ceza alan özel devrik ayrılan özel kalem müdürünün iddialarına göre açıldı. Fakirlere yardım etmişim. Suçum buymuş. Diyorum ki ya benden önce vardı bu yardım. Benden sonra da var. Bank sağladın diyorlar. La kardeşim 150 lirayla, 50 lirayla, 300 lirayla ben bu çocukların üniversite harçlarını verdim ya. Ünye Belediye Spor'da gücü olmayıp, Belediye Spor'da oynayanlardı çoğu. Belediye Spor'da gücü olmayıp oynayan çocukların üniversite harçlarını yatırdım. Doğrudur. Verdim, ben yalan konuşmuyorum ki. Ben fakir fukarayı Ünye Belediyesi'nin kapısından bir defa geri boş çevirmedim. Az ya da çok. Beni dinleyen arkadaşlarım, izleyen arkadaşlarım varsa bizim bu memleketin fakiri de benimdir, zengini de benimdir kardeşim. Yorumlar da geliyor, biraz onları da fakiri de benimdir, zengini de benimdir. Ben fakir fukaranın 10 yıl yanında oldum. Bunların dolayı da yargılanıyorum. Bu benim gurur madalyamdır. Evet. Ünye Belediyesi'nden mesaj atılmış. Hiçbir şey bulamadılar. Dediler ki ya yanlış mesaj atılmışsın. Sen bundan sorumlusun. E bunun hesabını soran Adalet 30 trilyonun 26 trilyonun hesabını niye sormuyor ya? Sormak için erkenden aldılar. Ya böyle bir şey olur mu ya? İşte sorunun cevabı aslında bu değildi. Bir belediye başkanı neden susar? Korkusu yoksa. Vallahi ben 2017'de... Sizin hakkınızda, diyelim ki sizin hakkınızda iftira atıldı. Biliyorsunuz. Ben atılıyor. Karşı dava açma... Açtım ben. Siz açtınız. Ben açtım, yargılandı, 5 sene ceza aldı. Hasan Çiftçi denilen zat... Tamam. Ceza aldı 5 sene. Ben diyorum ki... Benim bir suçum varsa tabii ki hesap vermem lazım benim. Benim her şeyim açıktı kardeşim. Benim kimseden açık, gizli, kapaklı bir şeyim yoktu. Ama... O konuda da çok çeşitli iddialar var. Hasan o iftira atan şahısla ilgili de çok çeşitli iddialar var. O dönemin benden sonraki yönetimin bu işi finanse ettiği, yardımcı olduğu, destek olduğu yolunda iddialar var. Notlarım var aslında, bunlar vardı da soramıyordum. Ya ben söylüyorum ya. Benim gizli kapaklı hiçbir şeyim yoktur arkadaşlar. Benim her şeyim ortadadır, açıktır. Hodri meydan. Yani aksini ispat edecek varsa buyursun. Şimdi sıradaki konu neydi? Yoksa ben şeye geçmeyi düşünüyorum. Şimdi izleyicilerimiz de var. Orayı biraz sona doğru alalım. Yunus Emre Karayiğit, Ünye Ordu'nun üvey evladı muamelesi gibi görünüyor. Düşünceleri nelerdir başkanımın demişler. Evet. Var. Ünye'nin sana ihtiyacı var demişler. Sıkıntı yok. Başkan büyüklerimizden duyduk seni. Sen çok yaşa. Yani siz anlatmadan olsun. Önce de bir başkaları sizin hakkınızda. Sağ olsun. Allah razı olsun. Başka eseri olan var mı? İdris Bey'e eseridir. Teşekkürler. Ali Güngör, hayırlı akşamlar Hamza Bey. Sesini Arif Nuri, adam gibi başkan, saygılar başkanım, senden sonra Ünye'mizde hizmet olmadı, hepsi sizin eseriniz. Şimdi herkes tabii kendine göre bir eser bırakmıştır, bırakmak için çalışmıştır, az veya çok. Şimdi burada yapılan, sizin yapmış olduğunuz eserlerin hiçbir tanesini kamuoyu tartışmadı. Sizden sonra... Çok affedersin, unuttum. Benim yaptığımız otogarı da şikayet ettiler. Bak ben size söyleyeyim, onları unuttum ben. Şimdi hatırladım. Evet, doğru. Otogarı şikayet ettiler. İtfaiye binasını şikayet ettiler. Otogardan gelen müfettiş ne dedi biliyor musun? Ne demiş yani? Ben daha sonra gördüm. Rapor isteyen varsa gösteririm. Yapılan iş ödenen paradan fazladır demiş. Sonuç. Adliye Sarayı'nda olduğu gibi. Evet. Elimde belgesi. Elimde belgesi. Öyle gizli kapaklı değil. Hatta burada bir ayrıntıyı söyleyeyim müsaade ederseniz. Tabii ki. Bizim otogar ihalesini alan Ünye'li bir firmaydı. Ünye'li firmaya diyordum ki ben o zaman yaparken. Ya şurayı da yap da sen de binersin yarın otobüse, işte buradan da para alma. Diye adam dedi ki ya abi beni mahvettin. Yani gerçek söylüyorum. Sonra şikayet ettiler buradan bu parayı yemiştir diye. Şimdi hırsız herkes hırsız zannedermiş ya. Evet, onu hep o düşünüyor. Hırsız herkes hırsız zannedermiş. Sonra şikayet ettiler bizi, işte incelemişler. İnceleme sonucunda rapor. Yapılan iş ödenen paradan fazladır. Peki,
Peki başkanım. Hemen burada müsaade edeyim, bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Konu çok önemli. Yani evet. Çok ama. Ben geçen dönemki yönetime Eylül'ün 9-12-2018 tarihinde 12 tane soru sordum. Ahmet Çemel görevdeyken. Bilgi edinme kanununa göre bu soruların cevabını istedim. Bana cevap veremediler veya vermediler. Neler sorduğumu söyleyeyim mi? Okuyalım. Çok uzun ama sadece birkaç tane söyleyeyim. Okuyalım. 2014 Nisan ayında yapımına başlanan ve bitirilen başkanlık makam odası kim veya kime ihale edilmiş, kaç tarihe bitmiştir? Size çok basit bir örnek vereyim. Bu soruları ben sanki hatırlıyor muyum bir yerlerden? Evet. Basit. Şimdi hatırladım. Basit. Mesela kaç TL'ye bitmiştir? O masa kaç alınmıştır? Bugün Sayın Belediye Başkanımızdan rica edelim. Yani bunu kamuoyu da bilsin. Yanlış bir istifama da yol açmayalım yani. Eksikse eksik diyelim. Doğruysa ya pardon. Yanlış söylemişiz diyelim. Ne mahsuru var bunun? Mesela o makam odası kaça tefriş edilmiştir? O makamda kullanılan masa kaç paraya alınmıştır? Basit. Ben aldıydım mesela. Ben aldıydım. Masayı kaç aldıydım ben biliyor musunuz? Hasmop, Hasan, bir reklam olmasın özür dilerim. Yani isim vermeyin. Sıkıntı yok. Ön yeri bir esnaf arkadaşımdan almıştım. 1000 liraya almıştım. Bugün hala esnaf duru. Hayır diyorsa. Yine aynı yerden alınma olduğunu biliyorum. Ama işte o da söylesin kaç paraya aldığını söylesinler. Ya ben söylüyorum. O da söylesin ya. Şimdi Bülent şey, Arınç dedi ki. Gösterelim diyor. Bülent Arınç dedi ki. Bir şahıs koltuktan kalkamıyor ise. Evet. Bilin ki altını ıslatmıştır dedi. Tamam. Yani bu kadar basit ve net. Arkadaşlar biz bu tür görevlere gelen insanlar, özellikle belediye başkanları, şeffaf olacak, korkmayacak. Yani neden korkacak? Korkacak bir şey yaptıysan korkarsın kardeşim. Başkanım ama siyaset öyle bir şey ki bazı şeyler istemeden oluyor. Şimdi biz... Ya bilemiyorum tabii. Tabii çok konular var ama özellikle bilmemiz gereken konulardan bir tanesi. Biz 83 yılından beri iktidarın en güçlü bakanlarıyla bakanları ünyeden oldu. Evet. Hatta ve hatta ne kadar ilimiz ve büyük şehrimiz olsa da ister istemez orduyla hep didiştik. Yollar açıldıktan sonra biz orduya fazla gidip gelmeye başladık. Evet. Ondan önce de sadece resmi işlerimiz için orduya giderdik. Yapılan işlerde zaman zaman ben yazdım. Biz bakanlarımızdan, ünyeli bakanlarımızdan isteklerimizi bazen ünye adına değil de şahıslar olarak ufak tefek istediklerimizden dolayı yapılmadığını öngördük. Ancak sizin az önce anlattığınız Doğu Batı Arıtma Tesisi, işte su, liman, yani hakikaten isteklerimiz de varmış. Mesela şu anda övünüyoruz. Çevre yolunun Ünye'den nasıl iyi ki geçirmediğimiz için övünüyoruz. Ama bizi... çok çile çektik. Evet, evet. Çok çile çektik ve biz o zaman işte milletvekili bakanlarımızdan bunu istemişiz. Buradan tabii geçmesin demişiz ki onlar da dediklerimizi yapmış. Fakat biz OSB'yi bitirememişiz. Mesela biz bir kültür sarayını, siz her ne kadar onun bütün argümanlarını yapsanız dahi son dönemlerinize geldi. Hatta orada bile parti içinde işte bazı çatlak seslerden dolayı yapılmadığını biz biliyoruz. Evet. O çatlak sesler şahsınızla ve o kişiyle arasında olmasaydı, ünye için olsaydı belki bu ben bir bitirmiş olacaktı. Bitmiş evet olacaktı. Fakat biz dedik ki ya geç kalmadık. Yani bakanımız var. Eyvallah. Kültür bakanımız var dedik. Onu da en son yine bir toplantıda, yemekli toplantıda ben sordum. Sayın Bakanım, giderken Ünye'de bir eseriniz var mı? Eyvallah. Biz buraya kültür sarayını sizden bekliyorduk dedik. O da ben adil olarak ülkemin her tarafına dağıtıyorum. Sıra Ünye'ye gelmek üzeredir, ihaleye çıkıyorum dedi. Ben dedim ki Suat Kılıç Samsun'un neredeyse her mahallesine spor tesisi yaptırdı. O da bu ülkenin bakanıydı. Onun da önceliği memleketine verdiyse siz de bir memleketli olarak buraya vermeniz lazım dedik. Geçtik gittik. Tam gazma vurulacaktı. İşte ülkenin gelen noktasında durdu. Şu anda hala devam ediyor. Yani devam ediyor, durması devam ediyor. Haziran ayında inşallah yapılacak. Biz siyasette
istemesini bilmiyor muyuz? Şimdi istemesini muhakkak bilenlerimiz vardır. Hepimiz bilemiyor olabiliriz ama bilenlerimiz vardır. Biraz da bunu, bu sevdayı, bu sevgiyi hissedeceksiniz. Yani ben Ünyeliyim diyeceksiniz. Biz Hamza Ünyeliymiş demeyeceğiz. Bizden ziyade Hamza ben Ünyeliyim diyecek. Bu bir sevda işidir, sevme işidir. Ben Cumhuriyet Meydanı'nı yaparken, Seyfettin Demirel kardeşim bizi dinliyorsa duyacaktır. Saat 3'e kadar meydanda yatıyorduk ya. Dondurma yiyorduk gece saat 1'e 2'ye kadar. Niye? Ya bu bir sevda işi, sevme işi. Bu Cumhuriyet Meydanı'nı ben söz verdim bu millete, bunu yapmam lazım diyordum. Oralarda yattık sabahlara kadar. Bu bir sevda işiydi, sevgi işiydi. E ama başardık. Şimdi ben Ünyeliyim demez isem, yarın Ankara'da ben bir hayal görelim 2 dakikalığına. Güzel bir hayal olsun bu. Evet. Ben bakan oldum ve Ünyeliyim demiyorum ama siz Ünyeli, Ahmet Arpacıoğlu Ünyeli deyip döküyorsunuz. Ama ben demiyorum. Benden Ünye hayır falan olmaz yani. Bunu ben hissedeceğim. Burası sele gittiğinde benim vatandaşım sele gitmiş Ünye'de deyip gece uçağa binip buraya geleceğim. Arabaya binip geleceğim. Bunu hissedeceğim gönlüm. Benim vatandaşım, Ordulu vatandaşım zora kalmış deyip hissedeceğim. Ya işte ben nüfus kağıdında yazıyorum ama falan filan olmazmış işte arkadaşım. Bu iş sevgi işi. Bu iş sevda işi. Yani parti işi falan değil. Bu sevgi işi, sevda işi. Fırsatını bulunca hizmet işi. Biz geçmişte hamdolsun bulma fırsatı verdi bize Mevlam. Halk verdi. Neden buldun? Biz de İdris Bey gibi ordu sevdalısı biri vardı. Evet, onu zaten ondan hep söylüyoruz. Evet, onun söylüyoruz. Ama ondan sonra hiçbir şey de olmadı bu memlekette. Şimdi işin bir kötü tarafı daha oldu ya. Bu dönem ve geçen dönem şöyle bir moda çıktı. Bizim yaptığımız eserleri biz yaptık demeye başladılar. Ben bırakınca görevi... Hayır, ordu büyükşehirden... Halk dedi ki, ya sizin yaptığınızın badanasını boyasını yapsalar yeter dedi. La kardeşim, bunlar badanasının boyası değil. Bunlar da var olanları da gördüler. Geçen de Atatürk Parkı'nın benim dönemden kalma fotoğrafını gördüm. Allah Allah. Yani çok güzel. Cumhuriyet Meydanı'nın fotoğraflarını gördüm. Şanzelize Meydanı gibi. Çok güzel. Gece bir başka, fıskiyeleriyle bir başka. Ya adamlarda ruh yok ki ya. Böyle bir sevgi yok ya. Ya insan bunları gördükçe mutlu olması lazım. Heyecan duyması lazım. Sevda duyması lazım ama. Çok elektrik yakıyormuş onlar başkanım. Batı ve Doğu arıtma tesisleri elektriği çok yaktığı gerekçesiyle kapatılmış. Cumhuriyet Meydanı'nda aydınlatmalı elektrik faturası çok geldiği için kapatılmış. Ara sokaklarda bir de Atatürk Parkı'ndaki şeyler faturaları azaltmak için kapatılmış. Ne diyeyim kardeşim ya? Ne diyeyim ya? Şimdi hakikaten öyle ben bir... Ben yani ya. Benim sıkıntılı sorularım var da sorsam mı sormasam? Bana mı? Göre yani, sorun. Bak ben size söyleyeyim. Şimdi elektrik faturası çok geliyor ve teknik arıza var diye Batı ve Doğu arıtma tesisi kapatılır. Ya 200 trilyonluk yatırım 200 lira için kapatılır mı ya? Böyle bir şey olur mu? Peki bu durumda dönüyorum tesise. Bak şimdi kapatan kim? Ben şimdi böyle bir şey olur mu? Ben şimdi anılarımı tazeliyorum da. Şimdi son günlerde Hilmi Bey ile üzerinden siyaset yapmak moda oldu. Sayın Metin Gündoğdu bile Hilmi Bey'i konuştu. Dedi ki biz de istişare etmiyor diye. Sayın Hilmi Bey hakikaten Cumhuriyet Meydanı yapıldığında bir gün Ankara üzerinden, Tokat üzerinden geldiğinde şeyi görüyor. Ünye Meydanı'ndaki yanan ışıkları görünce zamanın belediye başkanı Ahmet Arpacıoğlu'nu arıyorlar. Diyorlar ki meydanındaki ışıkları kapatın. Çok ceyran yapıyor diye. Hamza sen de iyi gazetecisin ha. Kimsenin bilmediği şeyleri biliyorsun. Şimdi Enerji Bakanımız vardı. O günlerde işte meydanlarda çok tüp yaktık. Doğal gaz geldi diye. Yine Enerji Bakanımız vardı. Hızlı trenimiz geçecekti Bolaman'a kadar. Bunu söyleyen hep Hilmi Güler'di. Hilmi Güler, ben proje adamıyım. Yani projelerinizi getirin ben hepsini yapacağım diyor. Ama şu ana kadar gelen projelerin hepsinde yapılanlarda ben sadece tarım müdürlüklerinin yani il tarım müdürlüğünün yapması gereken şeyleri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yaptığını görüyorum. Koyun dağıtıyor Büyükşehir Belediyesi, gaz dağıtıyor Büyükşehir Belediyesi, tavuk dağıtıyor Büyükşehir Belediyesi. Ya bunları dağıtmak proje mi?
Bunları darması gereken... Hayır, 672 tane projenin bana bir tanesinin sonucunun ne olduğunu söyle. Bir tanesini söyle desem. Bir tane. Şimdi arkadaşlar tane. Doğru şeyler söylüyorsunuz. Özür dilerim. Az önce Metin Gündoğdu'nun ifadesini söylediniz de Metin Gündoğdu doğru söylüyor aslında. Şöyle evet, doğru söylüyor. İstişare yoktu yani. Adamı Allah var yani Metin Gündoğdu doğru söylüyor. Şöyle doğru söylüyor. İlk yuvaza yapılan çöp herhalde soracaksınız. Evet. Kesinlikle soracağım. Bugün bir kardeşim de yazmıştı zaten ona da sorun diye benim şeyime. Doğru yapıyorsunuz sorun. İlk yuvaza yapılan çöp yeri bugün tam bir rezalet ve felakettir. Şu anki mevcut halinden evet. bahsediyoruz evet. ama proje evet. halinden evet. değil değil mi? Değil evet. Evet. Metin Gündoğdu onu söylemeye evet. çalıştı adam. Adam dedi ki buraya bu yapılırken burada elektrik üretip buraya toplanan çöpün %3'ü gelecekti. Evet. Metin Gündoğdu'nu izlediyseniz. Evet. Evet. Adam doğrusunu söyledi. Adam doğrusunu söyledi. Evet. Ama kardeşim doğruyu söyleyen 9 köyden kovuyorlar ya. Böyle bir yapımız var. Şimdi şöyle bir şey var. Enver Bey vakti zamanında böyle arıtma tesisi yapılacağını, buradaki tesisteki ürünlerin bir kısmının çimentoda yakılacağı, bir kısmının geri dönüşüme gideceği, bir kısmının gübre olacağı, kalan %10 kısmının paketlenip preslenip buraya atılacağını söyledi be. Burası faaliyeti geçti mi? Geçti. Peki orası faaliyete geçtiğinde hiç mi kimse gelip bakmadı? Güzel. Bilmem kaç milyarlık veya yatırıma güzel. Ne durumda ne güzel. Yaptınız kardeş güzel. Yani güzel. kim nedir ve akla şu soru geliyor. Bütün bütçenin ile ya az önce dediniz ya yapılandan fazla iş var. Yapılan işin tutarıyla yapılan işe baktığında aradaki farkı çözemeyecek kadar nasıl bir kelime? Aciz mi diyor? Şaşırdım. Yani, bir şey diyeceğim olmayacak. Yani bunu zeka seviyesi çok mu düşük? Ya şimdi şöyle. Yani bunun hesabı yok mu? Şöyle yapalım. Bakın. Ya da devlet neden denetlemiyor? Yani son sözünüz çok önemli. Devlet niye denetlemiyor? Yani büyükşehirin projesiydi. Evet, büyükşehir denetlemesi büyük lazımdı. Şimdi hem İlküvezli kardeşlerime de hem size de cevap olsun diye İlküvez konusuna girelim mi burada? Girelim. Zaten konusu geldi. Zaten şimdi mesaj yazıyorum. Orada benim de ismim geçiyor zaman zaman. Şöyle onu doğru bir şekilde bir daha hatırlayalım. Doğrudur. Biz Canik Belediyeler Birliği adı altında kurulan birlikle tamam. Ünye, Çaybaşı, İkizce ve Akkuş'u da dahil ediyorduk. Sonra rahmetli oldu belediye başkanımız Akkuş çıktı. Üç ilçenin biz çöp meselesini çözelim diye ilçelerin, üç ilçenin. Mesudiye'nin, Altınordu'nun, Perşembe'nin, Gülyanlı'nın değil. La kardeşim. Ben Ünye Belediye Başkanıysam evet. Ünye'nin meselesini düşünürüm ya. Altınordu'nun meselesini Altınordu Belediye Başkanı düşünsün. Biz bu üç ilçenin meselesini çözelim diye, Çaybaşı'nın da, İkizce'nin de ve Ünye'nin de, çöp meselesini çözelim diye buraya böyle bir proje başlattık. Doğrudur. Ancak daha sonra oradaki vatandaş buna karşı çıktı. ÇED raporu alamadık. Evet. Mahkemelik olduk ve bu işten vazgeçtik. Şimdi adalet ne diyorsa biz ona riayet ettik. Yapmadık, yapamadık. Yapsaydık da burası yine böyle bir felaketle sonuçlanmayacaktı, onu söyleyeyim. Böyle bir felaket olmayacaktı. Kendinize layık görmediğinizi başkalarınıza reva göremezsiniz. Bu çöpü biz İlküvezli kardeşlerime reva olsun diye yapmadık ya. Öyle düşünmedik. Burada biz elektrik üretecektik. Oradaki vatandaşlarımız da bu çöp kokusuz ve çevreye zarar vermeden olacaktı. Avrupa'da var bunun örnekleri. Gidip var, görülebilir. Evet. Birçok yerde var. Birçok yerde var. Bunlar görülebilir. Biz böyle bir proje yapıyorduk. Şimdi şöyle bir örnek düşünün. Deniz kenarında çok güzel bir ev projesi var. Yani bugün isim reklam olmasın diye söylemiyorum. Evin kaba inşaatını yaptınız. Hadi geçin içeri dediniz. Lan penceresi yok, kapısı yok, çerçevesi yok, camı yok. Bu en güzel yere yapılan bu eser tamamlanmadan içine girilirse tam bir felaket olmaz mı? Kışın dolmaz mısın kardeşim burada ya? Kesinlikle. Bugünkü İlküvez'deki durum budur. Aynen. Artı farklı bir şey daha söyleniyor ama orada. Ne gibi? Orada jandarma ve çevik kuvvetlerin gitmesinde orduda
Hilmi Bey çevresinde FETÖ ile alakalı bir takım sorunlar olduğu için orada bugüne kadar bir çalışma olmadığı söylendi. Onu ya bir şeyi FETÖ'ye bağlamamak lazım. Ben çalışamıyorum. Şunu söyleyeceğim. Şu FETÖ'cü, bu FETÖ'cü. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Hilmi Bey işin içinden çıkamayınca bunu çözecek makam neresi arkadaşlar? Ordu Büyükşehir. Bunu Ahmet Bölükbaşı mı çözecek? Hamza Alp mi çözecek? Ahmet Arpacıoğlu mu çözecek? Bunu kim çözecek? Ordu Büyükşehir. Ordu evet. Büyükşehir. Ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler. Değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Amerika'dan bilmem kaç para verilip ilaçlama geliyor. Kokmasın diye. İyi de kokuya sebep mi? Neden kokuyu bastırmakla uğraşıyoruz da kokunun kendisini çözmüyoruz? Ben yanlış sorum soruyorum bu durumda. İlla bir para harcamak veya birilerinin üzerinden bir şeyleri yapıp birilerine rahat sağlamak zorunda mıyız? Çok doğru sordunuz. Yani, ben 2016 yılında kalbimden bir rahatsızlık yaşadım. Bypass oldum. Dedim ki benim kalbim hastaymış dedim doktora. Hayır dedi. Senin damarın tıkalı olduğu için kalbin hasta olmuş. Damar açık olsa kalpler evet. Bir şey yoktu dedi. Şimdi işte anlattığınız şey odur. Evet. Meseleyi çözümde kökünden çözmek yerine Amerika'dan ilaç getirirseniz Sunni'yi çözmüş olursunuz. Şimdi bu işi çözecek olan bir yanlış yapılmıştır. Oradaki vatandaşın haklı mücadelesini destekliyoruz. Oraya o reva görülmemelidir. Evet. Yanlıştır. Ünye Ordu 3 hinterland'da değerlendirilmelidir zaten. Ordu bütün büyük şehir oldu ama bizim hala yapımız şu. Ünye ve arkası, Fatsa ve arkası, tamam. Altınordu ve arkası. Kardeşim, Ünye ve arkasının meselesini çöz burada. Tamam. Ama insanlara koku ve çevreye zarar vermeden çöz. Bunu Avrupa'da çözen var ya, bu büyük bir dahilik gerektirmiyor yani. Türkiye'de de var bunun örnekleri. Bunun dahilik gerektirmiyor. Teknolojiyi kullanacaksınız, işi takip edeceksiniz. Fatsa ve arkadaşı, arkasını Fatsa'da çöz, Ordu, Altınordu ve arkasını Altınordu'da çöz ya. La kardeşim, Altınordu'nun çöpü, Gülyalı'nın çöpü evet. İlkivaz'a gelir mi ya? Böyle bir şey olur mu ya? Fatsa'nın çöpü. Fatsa'nın çöpü. Yani, böyle bir şey olur mu yani? Buna hangi biriz rıza gösterebiliriz ya? Buna nasıl sessiz kalırız ya? Sayın Hilmi Güler'in bu işi inşallah kısa zamanda bu vatandaşlarımızın mağduriyetini, bölgenin mağduriyetini gidereceğini buradan temenni ediyoruz, istiyoruz, diliyoruz yani. Peki bu durumların hatta şimdi şöyle bir şey yavaş yavaş geliyor. Hilmi Bey'in bir takım projeyle arka arkaya böyle sıkıntılı süreç olmasında farklı bir şeyler olabilir mi? Barınak olayında, ilk köy çöpünde ve diğer projelerin bazılarında böyle ama ben size şöyle, bilerek ve kasten çıkıyormuş gibi olma ihtimali var mı? Onu bilemiyorum ama ben şöyle bir şey söyleyeyim size. 2006 30 Haziran'da Ünye'de çok büyük bir sel felaketi oldu. Evet. Tabakhane Deresi'ndeki ayaklı köprüler bu selin evet. Boyutunu artırdı, evet. Yükseltti. Ve Feviz Çakmak mahallemiz başta olmak üzere birçok mahallemiz selle karşı karşıya kaldı. Şimdi ben bizzat gittim. Gezdim. Baktım. Sahil yolunun kot farkından dolayı Feviz Çakmak mahallesi duman oluyor. Her seferde tehlike arz ediyor. Tehlike arz ediyor. Evet. Dedim ki kardeşim bu işi böyle geçiştiremeyiz biz. Peki ne yapacağız? Buraya ben Feviz Çakmak mahallesini kaldırmaya gücüm yok. Yani bir başka yere taşımaya gücüm yoktu. Ama karayollarına baskı yaptım. Tahliye borularını yaptırdık. Üç yerden. Su birikintilerini önlemek için. Belediye olarak biz de yardımcı olduk. Karayollarıyla beraber çözdük. Tabakhane Deresi benim konum olmamasına rağmen. Evet. Ama Ünye'nin meselesi benim meselem kabul ettiğimden hareketle devlet su işlerine Allah razı olsun. O dönemin devlet su işleri genel müdürü Afyonlu bakanımız, çevre bakanı Veysel Eroğlu. Yine orada da Sayın İdris Naim Şahin'i anmadan geçemeyeceğim. Evet. Sayın İdris Naim Şahin'in öncülüğünde geldik buraya, adam dedi ki tamam gereğini yapalım. Tabakhane Deresi'ndeki ayaklı köprüleri yıkarak ayaksız köprü haline getirdik. Ben de çevresini kamulaştırdım. Evet, hatırlıyorum o günleri. Yol yaptık. Sonra biz yaptık dediler. Biz yapıyoruz dediler. Ayrı mevzu ama onlara mal olsun, hiç önemli arada değil. Arada bir fark yok mu ama başkanım? O zaman ama, Büyükşehir Belediye değildik. Ama geleceğim.
Büyük küçük şehirle yaptım ben onu. Büyük şehirle yapsın da onu da görelim daha kardeş. Ama bir de büyük şehir bir şey yapsın da onu da söyleyelim. Yani küçük şehir büyük şehir ayrımı yapmış. Ama ben ne diyorum ki? Çukur yapıyoruz diyoruz. Büyük şehir diye bakıyor diyor. Büyük şehire ya, arıyorsun. Bir moda çıktı şimdi. Bir moda var. Efendim burası bizim sorumluluğumuzda evet, değil. Peki burası neresi? Yunanistan mı kardeşim bura? Ya burada benim vatandaşım eziliyorsa, benim vatandaşım rahatsız oluyorsa, benim vatandaşım burayı kullanamıyorsa bu mesele benim meselemdir ya. Bu mesele benim meselemdir. Bu mesele ne büyük şehrindir ne bir başkasınındır. Evet. Ben belediye başkanıysam benim meselemdir bu. Bunu çözmek sorumluluğu bana aittir. Büyük şehre gider orayla kavga ederim. Ankara'ya gider orayla kavga ederim. Dost gerekiyorsa dostlara. Yani bu işin mücadelesini vermek lazım ya. E ne kadar güzelmiş ya. Ben de şunu diyebilirdim. Keşke ben yanlış mı yaptım acaba? Devlet sel olduysa devlet su işleri çözsün kardeşim. Bana ne mi demeliydim ya? Böyle bir şey olur mu ya? Yani evet. Şimdi ben çok basit bir örnek vereyim ya. Önemli konulara temas ediyoruz. Basit. Arabamı ben kapalının altındaki otoparka park ediyorum. Orayı da biz yapmıştık ya. Onu da söyleyeyim yani. O da bizim eserimizdir. Onu unuttum. Oraya park ediyorum. Oradan adliyenin oradan ben Bayramca'da otururken bir tarafı şimdi doğru batı olarak dedik. Yok. Yol adliyeye giden yolun bir tarafına da araba park ediliyor. Öbür tarafına da araba evet. park ediliyor. Üç arabalık geçecek yerden tek araba gidemiyor. Aynen. Ha, böyle bir rezalet olur mu? Şimdi özellikle çarşamba günleri adliyenin oradan şu sahile ulaşamıyorsun ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bugün bile öyle. Ya böyle bir şey olur mu ya? Büyükşehir bakıyormuş dedi. Şimdi büyükşehir batsın, küçükşehir baksın kardeşim. Batsın bu büyükşehir ya. Bu ne biçim bir şey ya? Şimdi büyük şehirde olsa, ufak şehirde olsa vatandaşa hizmet için oy istediler mi? İstediler. Bizi seçtik mi? Kardeşim ben büyükşehir, küçükşehir anlamadım. Bu kadar ya. Ben Ünye'de trafik sorununu çözemeyen bir ufak şehir ve büyük şehir olduğunu geçtiğimiz programlarda da söyledim. Hala söylemeye devam ediyorum. Bunu çözemeyen iradesiz bir yönetim. Bir, öncelikle Ünye'li vatandaşlar şehirde yaşadıklarını fark edecekler. Bunu kim fark ettirecek? Zabıta fark edecek, belediye fark ettirecek. Şimdi 15 Temmuz'un etrafında araç park edilecek yer var, park edilmeyecek yer var. Şimdi Ünye Belediyesi 15 Temmuz'u benimsemediğinden dolayı 15 Temmuz'un altına araçlar girmesi lazım. Zabıta diyecek arkadaşım burası yasak. Aracını koyacaksan aşağıya koy veya da diğer yere koy demesi lazım. Zabıta bunu diyemiyor. Birileri dedirttiremiyor. Çünkü evet. kabullenemedi. Hala daha. Bir başka ve en önemli konu bunu da geçtiğimiz günlerde İrfan Yıldız Beşlioğlu ile buradaki sohbetimizde gündeme geldi. Ve ilk defa da sizle açmış olalım bu konuyu da. Ünlü için büyük bir yara, ağır ceza reisi bir Ordu'da var, bir de Ünye'de var. Evet. Ve maalesef ki maalesef biz Ünye'li siyasetçiler hep kapalı kapılar arkasında konuşuyoruz ve bunu şeye taşıyamıyoruz, Ankara'ya taşıyamıyoruz. Ben buradan yüksek sesle seslendirmek istiyorum ve sizden de bunun başlangıcını sizden almak istiyorum. Ağır ceza reisi buradan kalkıp Fas'a'ya gitmek için şu anda altyapılar hazırlanmaya başlamış. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda yani 10 yıl önce Ünye'nin devlet hastanesinin döner sermayesi Fas'a'ya gitmişti. Evet. Kaçırdık. Evet. Biz şimdi elimizde olan imkanları ağır cezayı şimdi Fas'a'ya gönderiyoruz. Yani biz elimizdeki o siyasetin güçlü olduğu yaptığımız dönemlerdeki hiçbirini şu anda yapamıyoruz ve elimizden tek tek gidiyor. Sizin döneminizde, ya ben 88'den beri gazetecilik yapıyorum. Şu dönemki kadar yani son 10 yıla baktığımda maalesef Ünye'de muhalefet partileri diye bir parti yok. Ya onu da anlamıyorum ben. Yani iktidar partisi de anlayamıyorum. Belediye başkanıyla birlikte her yere aynı konjonktürde gider. Gerçi onu siz değiştirdiniz. Önceden siz ANAP dönemindeyken belediye başkanlarını öttürüyordunuz. Yani onlar sizin arkanızda kalıyordu. Ama sizden sonra ya yok. Haksızlık belediye başkanları küçük belediyeydi ama. Şimdi yok. Büyük belediye. Hayır şimdi bakıyorum ilçe başkanları şimdi iktidar ilçe başkanı belediye başkanı arkasındaydı. Tamam gitsin sıkıntı yok. Birlikten güç de var ama. Birlikten güç de var. Ama kardeşim şimdi muhalefet partilerine bakıyorum. Ya, Ünye'de muhalefet partisi falan filan yok. Sadece ve sadece seçim zamanlarında onları görüyoruz.
ve kongre günlerinde onları görüyoruz. Onların haricinde maalesef ki muhalefet partileri illa çıkıp muhalefet yapmayacaklar. Bel altı vurmayacaklar. Yapılanlar bu doğru yapılmıştır. Bu da arkadaşlar yanlış yapılmıştır. Bunun doğrusu da şu olmalıdır. Yani bir öngörülerini sunacaklar. Yani yanlış deyip de o işi bırakmayacaklar. Doğru. Şöyle ama bunu şöyle yapalım. Mesela muhalefet partisinden kastımız kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. La kardeşim Ünye'de 15 Temmuz meydanı peşkeş çekildi. Üniport kanunsuz yapıldı. Öbürü yanlış yapıldı. Ben daha bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir ciddi muhalefetini, yani belediyeye talip olma arzusunu hiç hissetmedim, görmedim. AK Parti'nin içinde de bunu görenler varmıştır ama onlar da sesini çıkaramamışlardır veya çıkarmamışlardır. La böyle bir şey olur mu? Şimdi 5 yıl önce benim 15 Temmuz meydanındaki yerim bugün nerede kardeşim? Bunun hesabını kim verecek bana ya? 26 trilyon kamunun zararını zarara uğratan insan 26 trilyon hesabını kim soracak ya? Böyle bir şey olur mu ya? Benim hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Öyle bir şey olur mu ya? Ben meclis üyelerine de söyledim. Ya arkadaşlar, bu 15 Temmuz meydanında bir ulema olmaya, bir mühendis olmaya, teknik adam olmaya, profesör olmaya gerek yok. Bu sana bu bandan galaydı kardeşim bu yer dedim. Evet. Üç dükkan üstte, üç dükkan altta yesem, üç dükkana verir miydim burayı dedim. Ya bu kadar basit ya. Verirdim dersen eyvallah kardeş, biz sözümüzü geri alalım ya. Böyle bir şey olur mu ya? Evet arkadaşlar, yani sohbet gayet güzel gidiyor. Rejide artı 15 verdim diyor. Onu da. Şimdi ama yani, arkadaşlar ben esas anlatmak istediklerimi anlatamadım ya. Yani buyurun siz de sorun isterseniz. Şimdi başkanım şöyle söyleyeyim. Siz de hazırlıklı gelmişsiniz. Sorular da hakikaten çok var. Bu program evet. Bize yetmeyecek ama gelmişken bizim sormayıp da sizin şunu da ben vatandaşlarıma göstermek istiyorum dediğiniz şey konular varsa şimdi tabii, oradan da toparlayalım. Çünkü hakikaten sizin şimdi yaptıklarınız var. 4-5 tane kitaplar, şunlar var, bunlar var. O günleri görüyorum. Siz kitaplar çıkartmıştınız. Yenisi, eskisi, şöyle oldu, böyle oldu diye. Hakikaten ya ben bunların birçoğunu unutmuşum zaten. Baktıkça hatırlıyorsunuz. Evet, baktık. Mesela demin ben hiç hatırlamadım, söylemedim. Kapalının altındaki otoparkı ben hiç söylemedim yani. Orası 180 araç mı, 140 araç mı neydi? Orayı biz yaptırmıştık. Ünye Belediyesi işletiyor hala. Evet. Ya bizim mücadelemizde oldu o. O yer bizimdi. Şartlı vermiştik biz kapalı spor salonunu orayı. Dedim ki ben şurayı size veririm. Hatta kavgalı dönemi biliyorum. Dönemin valisiyle çok ciddi manada aramızda olaylar oldu. Dedim ki ben burası otopark olmamış, bunu yaptırmam. O da dedi ki sen kimsin ya, biz yaparız. Yaparsın yapamazsın, epey kavga ettik. Sonunda sağ olsun İdris Bey yine girdi aramıza. İdris Bey orayı sulh etti. Orayı öyle otopark yaptık ya. Arkadaşlar ben Ünye Atatürk Parkı'nın yapılmaması için bir ton kavga ettik ya. Cumhuriyet Meydanı'nı yaptırmamak için bir ton kavga ettik ya. Yürüyüş yollarını yaptırmamak için beni şikayet ettiler ya bu memlekette. Böyle bir şey olur mu ya? Evet, Çamlık'la Uzunkum arasındaki... Evet, aynı kol arasındaki yürüyüş yolunu yürüyüş yaptırmak yolu için. Ondan sonra da geldiler Ünye Belediyesi'nin idaresinde oturdu. Aynı kişiler ya. Maalesef bu ülke neleri kaldırdı, nelere kabul etti ama artık bir şeye tahammülümüz yok. Değerli hemşehrilerim, kaybedilen geri gelmiyor. Bakınız, dün 15 Temmuz sizindi. 130-150 bin kişinindi bu 15 Temmuz. Bugün 3-5 kişinin, biliyor musunuz? O biraz bizim sorumsuzluğumuzun da payı var. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın sevdası bizi perişan etti ya. Millet onu, Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diye buraya önüne gelene dey verdi. İşte sonuç ortada ya. Yani harbiden. Ama ben şunu merak ediyorum. Ünye de merak ediyor. O dönemin belediye başkanı niye görevden alındı? Ahlaksızlık mı yaptı? Gerçi onun o konuda internette fotoğrafları malum ama ondan mı alındı? Hırsızlık mı yaptı, aldı? Alındı. Gerçi İçişleri Bakanlığı diyor ki 15 Temmuz'da 26 trilyonluk kayıp vardır diyor. Ve onun neticeye bir bağlanması lazım. Kardeşim, mesajın hesabını soran adalet bana, 1,5 liranın hesabını soran adalet bana. Bunu sormazsa bizim bu adalete güvenimiz nasıl tesis edilir ya?
Bana bunu kim nasıl anlatır? Bana Ünye Belediyesi'nden atılan mesajdan sen sorumlusun diyeceksin. Ya mesajı bir belediye başkanı bilir mi ya? Şimdi Hüseyin Tavlı'ya sorun. Mesaj atılıyor mu atılmıyor mu? Kaç tane atıldı diye. Adam ne bilir ya? Ama diyor ki bana sen mesulsun kardeşim bunu bileceksin diyor. Peki kabul kardeşim. Bize bunun hesabını sorun. Peki 15 Temmuz'un hesabını niye sormuyorsunuz ya? Ünüport'un hesabını niye sormuyorsunuz ya? Böyle bir adaleti bana kim anlatır ya? Beni nasıl ikna edeceksiniz? Biz yapıldığı zaman güzel olmuş diyorsunuz. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Hüseyin Tavlı göreve devralınca temizlik işlerinde 250 milyar mı 50 milyar mı indirim yaptırdığını söyledi. Evet. Yani şimdi tam hatırlamıyorum rakamı siz. Şimdi ben onu sordum. Çünkü hakikaten 200 bin liranın üzerinde bir indirim söz konusuydu. Orada da şu varmış. Benzin, işçilerin... İkinci yapılan ihaleyi kastetmiyorum. Devam ederken ihale Hüseyin Tavlı seçildi. Şimdiki belediye başkanımız evet. Seçildi. Ve göreve geldi. İhale yapılmadan devam eden ihalenin rakamından aşağı indirim yapıldığı söylenildi, duyuldu. Hmm. 200 bin lira mı, 250 bin lira yanlış hatırlayabilirim. Evet. Ya bu madem yapılıyordu bu kadar ucuzda o zaman niye yapılmamış? Peki bunların hesabı Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı. Bunları bir anlatmanı istiyoruz, ünye olarak dinlemek istiyoruz bunları. Evet. Böyle bir müfettiş raporu var mı? 26 trilyon diyor mu müfettiş? Diyorsa bunu diyor diyeyim, lütfen bilelim. Bilmiyorsa da adamın hakkını yemeyelim. Ama ben biliyorum ki olduğu yönünde bilgilerimiz var. E çıkın bunu söyleyin ya. İşte ilk baştaki sorumun şeyi buydu. AK Partili AK Parti'den istifa etmeden önce hiçbir dava açıldı mı? AK Partiler istifa ettikten sonra ise mahkeme açılmış mıydı? Şey söylüyorum size. Şimdi şu anda eski belediye başkanı hala AK Parti'den kopmuş değil. Öyleyse. İstifa etmiş değil. Öyleyse. Yani dava yargılanamaz. Yanlışı yapan benim. Yanlışı yapan İnanıyor benim. Musunuz dava açılacağına? Yanlışı yapan benim oğlumsa görmezlikten gelelim. Ama sizin evladınızsa hırsız olsun. Olur mu böyle bir şey ya? Bizlere görmezlikten geliniyorsa demek ki bir şeylerde susuluyor demektir. Yani tabii ki öyledir. Ben de şimdi, her zaman tabii ki öyledir. Sözüm zalime zalim denmiyorsa zalimle ortaksın demektir. Yani ne diyelim ya işte dedim biraz önce Tayyip Erdoğan sevgisi bizi işte geldiğimiz sonuç burası yani. Belediyeye ne veriyor millet Tayyip Erdoğan sevgisine? Tayyip Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı. Evet. Ondan sonra herifler peşkeş çekiyor. Ama biraz da bizim halkımıza değil mi sorun? Yerel seçimle genel seçimi birbirinden ayrı. Değerli Ünyeliler dedim. Bir defa arayı vermeyelim. Gelin şu İdris evet. Daim Şahin'i büyük şehirde seçelim. Ya yaptığını görüyor ki ya şimdi bir adam evet. Arabayı, otobüsü bir firmayla Ankara'ya gidiyorsunuz. 10 yıl sağlam götürmüş getirmiş sizi. Konforunuz yerinde, hizmetiniz yerinde, rahat. Şimdi bir tane şoför çıkmış. Benim de ehliyetim var, ben de götürürüm diyor. Samsun'a gitmeden kaza yapmış. Şimdi onu atmışlar arabadan, başkası gelmiş. O diyor ki ben de götürürüm. La kardeşim 10 sene götürmüş getirmiş serbest bilinen bir şoför var ya burada. Denemeye ne gerek? Denemeye var? Gerek yok ya. Alın bunu motorüsüne binelim götürsün bizi Ankara'ya ya. Götürüp getirmiş bu adam bizi. Yıllardır götürmüş getirmiş. Şimdi biz de Ünyeliler olarak biraz macerayı seviyoruz ya. Yani. Ne yapalım ya? Evet. Başkanım hakikaten sohbetimiz gayet güzeldi. Akıcıydı. Evet. İleriki günlerde kaldığımız yerden devam ederiz diyoruz. Çünkü 10 yıllık bir belediye başkanına şöyle bir saat de yetmiyor maalesef. Ben hiçbir konuyu anlatamadım. Dördüncüsü ama olsun. Tabii bu da güzeldi. Olmaz tabii ki. Toparlayalım ve iyi tamam, akşamlar diyelim diyorum. Hem ondan ziyade bir de internet üzerinden yayın yaptığımız için sevgili izleyicilerimizi de fazla sıkmayalım. Onlar da başka bir programda yine başkanımızı davet edelim. İkinci, üçüncü programları da yaparız kendisiyle. Şimdilik ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı geldi ve sizlerle güzel hoş sohbet oldu. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Birlikbaş size de teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldunuz. Benim sormadığım soruları siz sordunuz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.